Oyun hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoya bir yama notlarını idik didik edip incelediğimiz serinin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. As artık çok serilik bir hale kalmadı. Çünkü çok önemli olmayan yamaları e sadece bir güne özel video olarak yayınlamıyorum ama bu yama gerçekten bir güne özel bir video olarak yayınlanabilecek bir yama. Aynı zamanda söylemek istediğim birkaç şey de içerecek. 9.13 yaması. 9.13 yaması League of Legends'ın gerçekten tarihinde çok önemli bir yere sahip bir yama. Sebebi League of Legends'ın yeni oyununun çıktığı yama. Artık bir oyun modu, cart şeklinde değil. Yepyeni bir oyun. Tamamen farklı ve mobile ile hiçbir alakası olmayan bir strateji oyunu taktik savaşlarının çıktığı yama. Öncelikle bu yamayı ee... Bu videoyu daha doğrusu izlerken en önemli merak ettiğiniz şey şu olacaktır diye düşünüyorum bugün izleyenler için. Taktik savaşları ne zaman çıkacak? Taktik savaşları perşembe sabahı hatta sabaha karşı çarşamba gece yarısından sonrası şeklinde diyebiliriz. Çünkü birçok writer artık bunun bilgisini verdi. Herhangi bir yerde net %100 bir rakam olmasa da dediğim gibi yarın sabah siz bilgisayarı açtığınızda 9 gibi sanırım o oyunu oynayabiliyor olacaksınız. Öyle bir bilgi. Öncelikle en önemli merak ettiğiniz şeylerden birini söyleyeyim. Taktik savaşlarına özel bir video hazırlamışlar. O videoyu izlemişsinizdir diye düşünerekten o videonun tamamını oturup izlemeyeceğim. Tatlı eğlenceli bir video yapmışlar. Devam edecek olursak Kiana şampiyonumuz geliyor. Kiana taktik savaşlarının inanılmaz gölgesinde kaldı. Ama gölgesinde kalmasa da çöp bir hero. Yani Kiana videomun altında bir sürü kişi ya hayır sen oynayamamışsın kardeşim ya bak e-spora gelecek e-spora gelmez diyorsun da e-spora gelecek falan diyenler olmuş. Yorumlarını ben orada yanıtladım ama bu hero e-spora gelmez, gelmez yani ben onu başta söyleyeyim. Eşek gibi bufflanmamışsa takip etmedim çünkü o videodan sonrasını. Bu hero espora gelmez, e, gölgede kalmış garibim bir hero, bir şampiyon olaraktan şampiyonumuz bu yamayla beraber çıkacak. Korki kardeşimizin aramda birkaç değişikliği var. Aynı zamanda cephane göstergesi düzeltilmiş. E, Diana'da yine Q yeteneğinin oynanış açısından güncellemeleri, düzeltilmeleri. E, mesela imlecimize daha doğru, daha güvenilir şekilde gidiyor. Ondan sonra azıcık daha hızlı ilerliyor ve... Ee, Hilal Saldırısı'nın ucu artık kısa bir süre için Savaş sesini ortadan kaldırıyor yani görüş veriyor Şeklinde bir olay Illoi'nin videosunu çekmiştim zaten Kartlardan şu anda çıkan videoyu Bir noktada izleyebilirsiniz isterseniz Artık Illoy kardeşimiz AP oranına sahip yetenek gücü oranına sahip AP Illoi'yi oynayabiliyorsunuz Hextech silah kılıçla falan Baya isterseniz full yetenek gücü kasarak da oynayabiliyorsunuz Baya bir düzenleme Mini rework hatta orta halli bir Revert diyebiliriz buna Karma kardeşimizi bayağı bir üst koridorda falan oynamaya başladılar. Bu e, yamada Pike da yine aynı şekilde destek şampiyonlarının farklı koridorlarda çok oynanmasını engellemeye çalışmışlar. Onu görüyorum. E yeteneğinin verdiği hareket hızı 2.5 yerine 1.5 saniye ama mantralı kullandığımızda hala 2.5 saniye. Orn gerçekten çok fazla bufflanmış. Ben böyle bir buff hayatımda görmedim yani. Ciddi manada çok ağır bir buff almış. Aldığı buff Q yeteneğinin Saldırı gücünden aldığı hasar artış oranı 1.0'dan tam olarak 1.1'e yükseltilmiş. Ben böyle bir şey görmedim. Çünkü bütün sunucu saldırı gücü onlarla doluydu. Ee, Baya kuvvetlendirecektir. Ben AD orn kasmayı çok seviyorum. Ondan dolayı Q yeteneğinin 1.1 saldırı gücü oranı aşırı işime yarayacak. Pyke'a geçecek olursak yine aynı şekilde e, Q yeteneğinin... İlk bu yapıp çektiği yani uzun çektirme değil de sapladığı olay ee, baya bir daha az hasar vuruyor. Baya bir daha az hasar vuruyor onu öncelikle söyleyeyim. Bekleme süresi daha iyileştirilmiş ama o ekstra hasar falan veriyormuş o sapladığında o olay azaldı. W yeteneğinde ee, %40 yerine %40'dan 60'a çıkacak şekilde seviyesini yükselttikçe verdiği hareket hızı artış oranı var destek paykı güçlendirirken. Ee, üst koridor, orta koridor, paikız zayıflatmışlar hatta oynanmayacak dereceye getirmişler şu değişimle. E yeteneğinde de karanlık gelgit e, artık şampiyonlar dışındaki hedeflere hasar vermiyor diye bir olay varmış. Bunu kaldırmışlar. Bu olayı kaldırmışlar. O şekilde diyor yani. Burada bunu ta bunda bahsettiği şey sanırım artık gerçekten minyonlara ve herhangi bir diğer yaratıklara hasar vermeyecek şampiyon dışında. Sejuani kardeşimiz bu arada bunu yanlış biliyor olabilirim. Haberiniz olsun. Yanlış anladıysam, yanlış biliyorsam yorumlarda lütfen yazın. Bu çok fazla dikkat ettiğim bir durum değildi. E yeteneğiyle ben minyonları kesiyordum ama artık E yeteneğiyle minyonlara vuramayacağız. Benim anladığım bu. Çünkü Pyke oynadığım videoda yine aynı şekilde E ile çok güzel minyon temizleyebiliyordum. Bunu yapamıyoruz sanırım artık. Yine üst koridor Pyke oynatmayacak. Sejuani kardeşimiz W'nun bir şöyle bir de şöyle vurduğu hasar var. İkinci hasarı azalmış. Can büyüme oranı azalmış. Sivir nerflendi. W yeteneğinin manası arttı. Saldırı gücü büyüme oranı azaldı. Bir tek e, yo bunu da azaltmışlar. Mana yenileme, mana yenileme oranı çok 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 az miktarda azalmış. Bu önemli değil o kadar da aslında. Sona'nın yine... Q yeteneğinin hasarı azaltılmış. E yeteneğinin de hareket oranı azaltılmış. Genel bir nerf diyebiliriz. Sonra tarik falan yapılmasını engellemek adına yazmışlar sanırım. Şurayı detayını okumamıştım. Silas kardeşimiz güçlendirildi. En son gelen nerfün üzerine E yeteneğinin ikincisinde kalkan alma falan olayın üzerine. Ee, böyle bir olay. Saldırı gücü oranı, saldırı gücü daha doğrusu taban saldırı gücü artıyor. Canının büyüme oranı, seviye başına büyüme oranı artıyor. W'nun hasarı artıyor. Ve E yeteneğinde de burada ee, bir... Ba Telefonumun sesi, özür diliyorum bu arada. Çok fazla kez ses çıkarttı, kıstım şimdi. Te e telefon diyecektim. Yanlış göstermiş, onu düzeltmişler. Syndra'nın mana havuz büyüme oranı yükselmiş. Trisa'nın W hasarı artıyor burada. Mana miktarı artıyor, mana yenilenmesi zayıflıyor. Ama gerçekten neredeyse hiç zayıflamıyor. Çok küçük dengelemeler bunlar. Saldırı gücü büyüme oranında bir tık yine çok küçük bir tık artmış. Udir kardeşimizin yetenekleri artık 6. seviyeye kadar yükseltilebiliyor. Ya bu güzel bir değişim olmuş bu arada. Bayağı iyi bir değişim olmuş. Burada da detay istatistiklerini görebiliyorsunuz. Hangi seviyede ne güce ulaşıyor şeklinde burada görebilirsiniz. Örnek veriyorum. E yeteneğin hareketi artmış ama en son seviyede ulaşılabilen... Ee, Hareketsiz miktarı burada 6. seviyede bile ulaşılamıyor Udir seven bir oyuncuysanız buradaki istatistikleri takip etmenizi tavsiye ederim Tepki düzenlemeleri diyor Burayı çok e, sarmadı beni bu olay eşyalara geçeceğiz Eşyalarda cam içinin fiyatı artıyor Artık kazma yeni tek kılıcı ile yapılıyor Bu şekilde 100 altın toplam fiyat artışı var Tarif değişiyor ve tarif bedeli düşüyor Randuin kardeşimizin genel anlamda e, tarif bedeli azaltılıyor. Burada 200 altınlık bir e, ucuzlama var. Asırlıkta da yine 100 altınlık bir ucuzlama var. Tarif fiyatı düşüyor. Özel mağaza eğer ilginizi çekiyorsa özel mağaza olayı var. Hasar metni güncellemeleri burası e, renkler cahçurt falan filan. Buraya ilginizi çekiyorsa yine inceleyebilirsiniz. Fazla detay bence. Giderilen hatalar noktasında yarım kilo bir. Hata var burada. Neymiş bu? Mute ol, full mute ol, ignore ol, sustur ol. Komutlar artık kendi sinyallerinizi de susturmuyor. <laughs> Böyle mi oluyormuş ki ya? Kendi sinyallerim susturmuyordu ki benim. Allah Allah. İlginç. İlginçmiş gerçekten. Yakında gelecek birkaç tane kostüm var. Ee... buna ben pek yorum yapmak istemiyorum. Yaparsam ya soğucuların kalbini kırarım. Jeton düşmanı Kiana. Burada e, Kaisa'da bayağı az kostüm vardı. Bundan dolayı birazcık kostüm getirmişler. Yani yeni bir kostüm gelmiş. Kaisa'nın kostüm sayısı çok azdı gerçekten. Özellikle son dönemde hiç kostüm gelmediği için lazım da bayağı. Caitlyn ve Cait... Bu yeni prestij kostümümüz de Caitlyn bu arada. Arcade Caitlyn ve Arcade Caitlyn Play PlayStation serisi. Evet, Prestij serisi. Bu hoş duruyor bu arada. Gerçekten hoş duruyor. Bunda da algı geçmiyorum. Devam edecek olursak da bunların işte birkaç tane... Ee, renk paketi mi bu? Renk paketleri aynen gelecek olan renk paketleri rengarenk iyası olar göreceğiz ee, serverda. Bu şekilde bir olay var. Taktik Savaşları videolarını takip etmek istiyorsanız Oyun Bros Plus'ta her gün eksiksiz Taktik Savaşları videoları yayınlıyorum. Aynı şekilde burada nasıl LoL videosu atıyorsam oraya da Taktik Savaşları videoları yayınlıyorum. Bir de e, şunu da bildirmek istiyorum. 1-5 günlük tatile gideceğim. Bu yaz gideceğim tek tatil bu olacak. Bu 5 gün içerisinde 3 adet bu kanala video stokladım. Taktik savaşların canlı yayınlardan güzel oyunları toparladığım için biraz daha rahat oraya video hazırlaması açıkçası ve daha çok oynuyorum şu sıralar. Oraya da her gün yine yayınlanacak şekilde videolarım hazırda bulunuyor. Takipte kal yani ta yani haberiniz olsun. Bu kanalda cuma günü video gelecek. Ondan sonra Pazar günü video gelecek ve salı günü video gelecek. Salı günü benim dönüş günüm. Ee, o güne de video hazır. Zaten salıdan sonra döneceğim için çarşamba günü yeni videoları, yeni videoları çekmeye devam ediyor olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere efendim. Haydi bakalım. Güle güle öpüyorum. Bu arada bu videoyu yayınladığım gibi canlı yayına geçeceğim. Buyurun beklerim. fb.gg oyunbros. Hepinizi orada da bekliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Süreye bakıyorum tam 10.01'de kafamı şöyle çevirmişim. Şu an 10.08.09 şeklinde devam ediyor. Gerçek bir YouTuber gibi tam süresinde video hazırlamışım. Çok güzel aksın. Milyonlarca dolar kazanacağım ben şimdi bu, video, bu videodan. 10.00'ı geçtiği için. Evet hadi görüşürüz artık. Çok fazla boş yaptım. Öpüldünüz efendim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok güzel. O atacağım 3 video gerçekten aşırı güzel 3 video. Yani her gün... 5 ya da 6 tane sıradan video yayınlamak yerine inanılmaz güzel, üçü birbirinden çok güzel. İzlediğinizde göreceksiniz. Ben aşırı aşırı eğlendim o videoları çekerken. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.